Herkese merhaba. Gezi önerileri, otel önerileri ve tatil önerileri anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğim bu kanalda bugün itibariyle 2022'yi bölgeler bazında incelemeye başlıyoruz. Bunu geçen sene de yapmıştım hatırlarsanız, 2021'de yapmıştım. Şimdi Türkiye'nin belirli, bilinen, önemli tatil bölgelerinin 2022 yılında hangi otellerini önereceğim? Onlarla karşınızda olacağım. Bugün ilk bölüm 2022 için Fethiye'de olacağız efendim. Çünkü Fethiye çok ilgi gören bir bölge gerçekten. 2022 yılında Fethiye'de hangi otelleri önereceğimi az sonra görebilirsiniz. Evet, bölgelerle ilgili otel serisini 2021 yazında da, yani geçen sene de yapmıştık. Hatta Fethiye ile ilgili 2021 bölümü, geçen seneki bölümü tam şurada, şuralarda bir yerde görebilirsiniz. Bugün 2022'yi konuşacağız. Birkaç farklılık yapmaya çalıştım. 4 her şey dahil bir oda kahvaltı, 5 otel getirdim size. Çünkü oda kahvaltı tatil yapmayı isteyen değerli kıymetli izleyicilerim de olabiliyor. O yüzden biraz da böyle %20'yi onlara ayırmış olayım programın. 4 tane de her şey dahil karşınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi yine 7-12 Haziran tarihleri arasını baz aldım. Bir referans tarih, referans fiyat verebilmek adına 5 otelle karşınızdayım. İlk otelim oda kahvaltı olan Fethiye'den. Bu oteli özellikle böyle her şey dahil noktasında otele hapsolmak istemeyen, Fethiye'nin çeşitli bölgelerinde gezmek isteyen, işte Kayaköy'e gitmek isteyen, Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteyen, Faralya'ya gitmek isteyen, işte efendim söyleyeyim tekne turlarına katılmak isteyen vesaire kıymetli izleyicilerim için böyle oda kahvaltı bir otel seçeyim dedim ki hani gün boyunca biraz da serbest olsunlar ve gün boyunca kullanmadıkları, yemedikleri, içmedikleri şeyin parasını ödemesinler. İşte onun için çok güzel bir otel Casa Margot. Casa Margot Fethiye'nin tam merkezinde duruyor. Nefis bir manzarası var. Az sonra göreceksiniz böyle yat limanına bakan çok da keyifli bir manzarası var. Tam bir şehir merkezi oteli aslında. Ama buradan bütün plajlara, işte Fethiye'nin gezilecek bütün noktalarına kolayca ulaşmak mümkün. O yüzden bunu seçtim. Şehrin merkezinde olduğunuz zaman her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bir de tabii yiyecek içecek aktivitelerine çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Oteliniz oda kahvaltı olduğu için öğlen yemeğini ve akşam yemeğini dışarıda bazen geçiştirerek, bazen daha keyifli yemekler planlayarak yapabiliyorsunuz. Bu otel bunların hepsini karşılayabiliyor. Fiyatı da oda kahvaltı olarak 2 kişi 7-12 Haziran arasında 9.121 lira. Fena bir fiyat değil. Biraz da böyle fiyat faydayı dikkate almaya çalışıyorum biliyorsunuz. Bu otelin bir özelliği var. 14 yaşından küçük misafir kabul etmiyor. Yani 14 yaşından büyük konuklar için tasarlanmış bir otel. İşte gelin Fethiye 2022'nin ilk oteliyle, Casa Margot ile sizi buluşturayım. Fethiye'ye gidiyoruz. Fethiye merkezinde Casa Margot. Fethiye'de önereceğim, 2022 yılında Fethiye'de önereceğim ikinci otel Orca Sun Life Resort. Her şey dahil. Bu dakikadan itibaren her şey dahil otellere geri döndük. Orca Sun Life'ın enteresan bir özelliği var. Böyle çok keyifli, çok güzel aqua parkları vesaire olan, çok güzel dağılımı olan, hani iç dağılımı, otelin içerisindeki aktivitelerin dağılımı çok keyifli olan bir tesis. Ve bu tesis böyle denize sıfır değil.
Fethiye'de Ölüdeniz'de, Ölüdeniz'in hemen sırtında, yani Ölüdeniz Vadisi'ne bakan bir noktada bir sırtta yer alıyor. Peki şu soru sorulabilir ya, plajı ne yapacağız? Tesisin kendisine özel plajı var. Ve otelden plaja, plajdan otele bir servisi var bu plajla ilgili. Dolayısıyla sizi alıyorlar, götürüyorlar. Kendi plajlarında şemsiyeleri, şezlongları kendilerine ait olmak kaydıyla orada ağırlıyorlar. Sonra tekrar otele getiriyorlar. O yüzden kendisine ait bir plajı olan bir otel burası. Böyle plaj sorunu yok. Ama plaja, yani denize sıfır değil. Yani onun altını çizmek lazım. Fiyatı da 7-12 Haziran arasında 10.440 lira. 10.440. Bu fiyata 2 kişi, bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil kabul edebilirsiniz. Her şey dahil kategorisinde. Buyurun efendim, ikinci otel. Orca Sun Life Resort Hotel Ölüdeniz Fethiye. Her zaman olduğu gibi daha ekonomik olan fiyattan daha yüksek olan fiyata doğru devam edeceğim. Fethiye'de birçok tabii program yaptım, biliyorsunuz, birçok video çektim. Fethiye'de çok güzel oteller var. İnanılmaz keyifli oteller var. Hatta da çok yakın bir önceki programda Türkiye'nin en iyi 22 tatil oteli, 2022'deki en iyi 22 tatil oteli programında Fethiye'den 2-3 tane çok keyifli otel koymuştum. Dolayısıyla bugün hani kendimi tekrar etmemek adına biraz daha değişik bir şey yapmaya çalışıyorum ama bu otel tekrar olacak. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu otel fiyat fayda açısından ve doğası anlamında vazgeçemediğim bir tesis benim. İsmi Club Hotel Letonia. Club Hotel Letonia çok yeni bir tesis değil. Eski bir tesis aslında. 1990'ların başından beri var. Dolayısıyla aslında mimari olarak vesaire biraz eskimiş, biraz güncelliğini yitirmiş olabilir ama doğa olarak, plaj olarak az sonra göreceksiniz, olağanüstü bir tesis. Bir de fiyat faydası da hiç fena değil. 7-12 Haziran'da 14.400 liralık bir fiyatı var. 2 kişi, bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil. Üstelik de her şey dahil konsepte. O yüzden Club Hotel Letonia Fethiye konuşulurken Karagözler mevkiinde Fethiye'nin hiç vazgeçilmeyecek bir tesis. Buyurun tekrar bakalım. Club Hotel Letonia.
Şimdi Faralya'ya doğru gideceğiz. Oradan böyle Faralya'ya yakın bir her şey dahil otel getirdim. Liberty Otel grubuna ait. Liberty'nin birçok oteli var Fethiye'de. O yüzden karışmasın diye özellikle ayrıştırarak söyleyeceğim. Liberty Hotels Likya bu otelin adı. Ama bu size söylediğim kısmı yetişkin oteli kısmı. Yani artı 16. 16 yaşının altında çocuk kabul etmeyen kısmı. O yüzden 15.219 liralık bir fiyatı var. Hani bu da çocukla seyahat etmeyi tercih etmeyen izleyicilerim için gelsin. Bu arada çocuklar olup hani bu tesise gitmek veya bu tesise benzer bir tesise gitmek isteyenler için hiç sorun yok. Çünkü Liberty Hotels Likya 2 tane, yanında da çocuklara açık olanı var. Hani siz onu tercih edebilirsiniz. Çocuklu olan aileler bunu tercih edebilir. Çocuksu olan artı 16'nın altında misafirlerle birlikte tatil yapmamayı tercih edenler de bunu tercih edebilir. 15.219 lira. Her şeyi dahil fiyatı 2 kişi ve 7-12 Haziran tarihleri arasında. Liberty Hotels özellikle Fethiye'de çok başarılı otelcik yapıyor bu manada. İşte en güzel otellerinden bir tanesi. Liberty Hotels Likya artı 16 Edalson'lu yetişkin oteli Fethiye'deyiz efendim. Fethiye tabii doğasıyla çok güzel bir yer. Yani Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Faralya, Kayaköy, yemyeşil ve o yeşille mavinin çok keyifli buluştuğu bir Türk tatil beldesi. Dolayısıyla Fethiye'deki oteller de güzel oteller. Yani Fethiye'de öyle çok keyifsiz bir doğa bulmak mümkün değil. İşte onlardan bir tanesi gelecek şimdi. Üstelik de şehre, yani Fethiye şehir merkezine en yakın plajda, Çalış Plajı'nda. Ben Fethiye'de çalışırken 1990'ların başında henüz Çalış Plajı'nda bu kadar çok tesis yoktu. Bunlar daha yeni yapılan tesisler. O yüzden çok keyifli oldular, çok güzel oldular. Bir de doğal olarak harikalar gerçekten. Üstelik de şehre çok yakınlar. Fethiye şehir merkezine oldukça yakınlar. Şimdi bu bölümün, Fethiye 2022 bölümünün son oteline geldi sıra. TUI grubunun işlettiği bir otel. TUI Blue Sensatori Barut Collection. TUI ile Barut ortaklığı. Barut müthiş otelcilik yapıyor. TUI çok iyi acentacılık yapıyor. Birlikte yaptıkları bir iş bu. Bir Barut koleksiyonu. Çalış mevkiinde Fethiye'nin ve bugünün de en pahalı oteli. 7-12 Haziran arası her şey dahil 2 kişi, 12 yaşına kadar bir çocuk da dahil olmak kaydı şartıyla 21.185 lira fiyatı, şu anki fiyatı. Tabi bu fiyatlara iki konuda hatırlatma yapmak isterim. Bir tanesi benim baktığım anki fiyat bu ve fiyatlar değişebiliyor biliyorsunuz. İkincisi de o otele ait en ekonomik odanın fiyatını size söylemeye çalışıyorum. Yani siz bu otele baktığınızda 40-50 bin liralık fiyatlarda görebilirsiniz. Ancak farklı oda kategorilerinde onlar. Bu en ekonomik oda kategorisinin fiyatı. İşte Fethiye 2022'nin bu videodaki son oteli. Buyurun, TUI Blue Sensatori Barut Koleksiyonu Çalış Fethiye. We'll be right back.
2021'de bir Fethiye yapmıştım. 2022'de de yapmış oldum. Diğer bölgelerle devam edeceğiz ama bir sonraki bölümde, yani önümüzdeki cumartesi, bir balayı programı daha yapacağım. 4 balayı programı çekmiştim. Bu 5. olacak cumartesi günü. Hala inanılmaz balayı soruluyor çünkü. 4 tane yapmıştık. 4 kere 5, 20 otel anlatmıştım. Balayına özel seçtiğim. 5 tane daha seçtim. O da cumartesi günü karşınızda olacak. O güne kadar sizlerden izin istiyorum. Lütfen abone olmayı ve eğer beğendiyseniz bu videoya bir beğeni işareti koymayı lütfen unutmayın. Bir de yorum yapın. Yaptığınız yorumları kanala şöyle bir göz atarsanız zaten göreceksiniz. Yaptığınız yorumların hemen hemen hepsine hiç eksiksiz cevap vermeye gayret ediyorum. 48 saat içerisinde cevap veriyorum. Ama ne olur, küçücük bir rica, bana Instagram'dan yazmayın. Çünkü Instagram'dan bir otel önermek, bir link paylaşmak falan çok zor. Yani o platform bunun için çok uygun bir platform değil maalesef. O yüzden gelin YouTube yorumları üzerinden iletişim kurmaya devam edelim. Ha, orada yazdıklarım sizin için yeterli değilse, o bir sayfalık öneri listesi size yetmiyorsa, o vakit cenkçiro.com internet sitemi lütfen ziyaret edin. Orada bir takım tatil danışmanlığı, gezi danışmanlığı paketlerim var. Onlar üzerinden ilerleyelim isterseniz beraber. Bir sonraki programa kadar, yani balayı otelleri 5. bölüme kadar, cumartesiye kadar. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.